Katıların farklı türlerinden bahsetmiştik. İlki iyonik katıydı. Yani iyonlar birbirini çekerek kafes yapıları oluşturuyordu. Sonra metalik katılar vardı. Bunda da pozitif iyonlar elektron denizindeydi. Ayrıca moleküler katılara da bakmıştık. Onlar da moleküller arası kuvvetler sayesinde birbirini çeken tek tek moleküllerden oluşuyordu. A örgülü kovalent katılarda farklı olan şey ise şu. Tüm bu ağlar kovalent bağlarla oluşuyor. Örneğin burada silikon ve karbon ağı görüyoruz. Burası silikon karbür ya da silisyum karbür. Belki aklınıza bu noktada bir soru takılmıştır ve diyorsunuzdur ki daha önce katıların içinde kovalent bağların olduğu durumu zaten görmemiş miydik? Örneğin moleküler katılarda durum buydu. Hatta moleküler katı videosunda gördüğümüz örnekte buydu. Burada kovalent bağlarla birbirine bağlanan atomlardan oluşan moleküller var. Katı oluşturmalarının sebebi ise moleküllerin moleküller arası kuvvetler sayesinde birbirlerini çekmesi. Bu moleküler katıyı eritmek isterseniz moleküller arası kuvvetlerin üstesinden gelmeniz gerekir. A örgülü katılarda ise katı büyük ölçüde bu kovalent bağlardan oluşur. Ve bunu bir şekilde eritmek isterseniz bu kovalent bağların üstesinden gelmeniz gerekir. Ki bu bağlar şuradaki moleküller arası kuvvetlerden daha güçlüdür. Bu sebeple tahmin edebileceğiniz gibi A örgülü kovalent katıların erime noktaları daha yüksektir. Ayrıca burada elektron denizi de yok. Yani metalik katıların aksine A örgülü kovalent katılar elektriği iyi iletmezler. Bu noktayı daha iyi anlayabilmek için başka A örgülü kovalent katı örneklerine bakalım. Burada solda bir elmas görüyoruz. Elmas dediğimiz şey aslında birbirine bağlı olan kovalent bağlar bütünüdür. Karbonların nasıl bağlandığını sağ tarafta görebilirsiniz. Elmas bilinen en sert katıdır. Bu kovalent bağlar birbirine o kadar sıkı sıkıya bağlı ki bunlara bir kuvvet uygulamak için bayağı bir çaba sarf etmemiz gerekir. Yani elması kırmak son derece zordur. İlginç olan bir şey var. Aynı karbon farklı türlerde A örgülü kovalent katılar oluşturabilir. Bu gördüğünüz grafit. Grafit aslında hepinizin bildiği bir şey. Kurşun kalemle yazı yazarken ucuna hiç dikkat ettiniz mi? İşte o uç grafit. Grafit, kovalent ağların oluşturduğu bu örgü yapılardan oluşur. Bu örgü yapıların her biri moleküller arası kuvvetlerle birbirini çeker. Bu örgü yapılar birbiri üzerinden kayıp gittiği için bu katı yapı bir kağıdın üzerinde kolayca iz bırakabilir. Grafiti eritmek istersek bu kovalent bağları kırmamız gerekir. Kovalent bağların üstesinden gelip elmas ya da grafit gibi katıları eritmek için çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Grafitin süblimleşme sıcaklığı 3642 santigrat derecedir. Videonun başında gördüğümüz silisyum karbürse 2830 santigrat derecede çözünür. Burada ise kuvarsı görüyoruz. Kuvars yaygın bir silikon dioksit formudur ki bu da başka bir A örgülü kovalent katı. Bunun erime noktası ise 1722 santigrat derece. Bu listeye ait videolardan çıkarmanızı istediğim ders şu. Katı oluşturmanın farklı farklı yolları vardır. İyonlarla, metallerle, birbirlerine moleküller arası kuvvetlerle bağlı olan moleküllerle katılar oluşturulabilir. Ya da bu videoda gördüğümüz gibi kovalent bağlarla oluşan atomların bir araya geldiği ağlarla da katılar oluşturulabilir.